mutasyonlara müracaat ediyor. Mutasyonlar diyor ki ben sana o zaman bir ışık yaratayım diyor. Işıklı aydınlık olsun diyor mutasyonlar. Tamam diyor beyin, bir bakıyor ışık oluyor, siyah beyaz oluyor ama. Renkli isterim ben diyor. Değil mi? Evet. Beyin. Mutasyonlar da hemen uyuyorlar, tamam sana hemen bir renkli bir beyin görüntü yapalım diyorlar. Ama tek boyutlu bu diyor, olmaz diyor o zaman, yani tek boyutlu istemiyorum. O zaman üç boyutlu yapalım diyorlar. Görüntü ters geliyor diyor gözde, ben düzeltirim diyor mutasyon, hiç sorun değil diyor. Çünkü ters düşüyor görüntü biliyorsunuz. O düzeltiyor, onu düzgün gösteriyor. Kulakta da böyle. Dışarıda ses yok, titreşim var. Kulak diyor ki ben hiçbir şey duymuyorum diyor. Yani ses yok diyor. O zaman diyor mutasyon ben sende ses meydana geliyorum. Sesi alan bir şuur yapacağım sana diyor. Tesadüf sonucu. Ve sesi, müziği duyacaksın. İnsanların konuşmasını duyacaksın diyor. Mesela dışarıda limon kokusu var, portakal kokusu var, gül kokusu var. Burun diyor ki ben koku alamıyorum diyor. Bana bir mutasyon rica edebilir miyim diyor. Yani madem bu kadar mutasyon yaptın, böyle bir yaratıcı gücün var. Bir mutasyon yaptı, ben gülü koklayacak hale geleyim diyor. Emredersin diyor. Hemen iki burnuna da, iki burnunun iki kanadına da kokuyu mükemmel alacak bir sistem geliştiriyor. Ve beynin onu algılamasını sağlıyor. Beyne kokuyu getiriyor ama beyin diyor ki ben getirdim ama koku ben anlamıyorum ki diyor. O zaman tam bir mutasyon yapayım ben, sıkı bir mutasyon diyor. Tam Darwin mutasyonu yapayım. Gül, karanfil, zambak, lale hepsini sana çok güzel koklatacağım diyor. Düşünemiyorum diyor. Tamam ben sana diyor bir evrim yaparım diyor. Bir mutasyon yaparım diyor. Ta çocukluk yıllarına kadar hatırlarsın sana hafızada yapacağım diyor. Matematik problem çözmeyi de yapacağım. Hepsini yapacağım ama biraz bekle sakin ol diyor. Mutasyonların hepsini mükemmel şekilde yapıyor. Şimdi bu hikayeyi 2009 yılında ellerine kartonlar alarak çocuklar sokaklarda anlatıyorsa bu çok acınacak ve vahim bir durum değil mi? Ya sıfır delil var. Ya sıfır delil var. Bilakis milyonlarca yaratıcı ispat edenler var değil mi? Yani evet. 300 milyon üstünde. Yine anlatalım.